Çekmeköy Web TV'ye, Ramazan Lezzetleri programına hoş geldiniz. Umarım Ramazanınız hoş, güzel ve bolluk bereket içinde geçiyordur. Bugün size yine harika iki tane lezzetim var. Bir tane keşkek, düğünlerde yapılır. Bu Manisa bölgesinde, Muğla bölgesinde çok fazla yapılan bir yemektir. Eminim ki siz de yapıyorsunuzdur. Muhteşem, böyle boyun etinden, buğdaydan olan bir yemek. Yanında köpeoğlu. Bu da bizim Bulgarlar ve Türklerin kullandığı bir yemektir. Daha doğrusu yani salata da olabilir, soğuk da olabilir. İki türlü de kullanırsınız. Harika bir ürün. Ben dilerseniz önce malzemelere geçeyim. Şöyle başlayalım. Keşkek için benim haşlanmış buğday size tarif vereceğim. Aşağı yukarı bir 2,5 su bardağı buğdayı haşlarsanız böyle bir sonuç elde edersiniz. Bir tane 400 gram boyun etim var. Kuzunun boynu tabii. Kuzu gerdan. Şöyle bir aşağı yukarı 5 su bardağı et suyum var. Karabiber, tuz, böyle bir parça tereyağı, kırmızı toz biberi gezdirmek için muhteşem böyle bitiriş yapacağız. Köpeoğlu'nun malzemelerine geçeyim. Köpeoğlu'nda yaklaşık 2 adet patlıcanım var. Biraz büyük seçtim. 2 tane yeşil biber, 2 tane kırmızı biber var. Bunlara harika bir sarımsaklı yoğurt yapacağız ve karıştıracağız. Yani bir kase süzme yoğurdum, yanında bir 4-5 diş sarımsak kullanacağım. Sosu için ise 3 tane domates, bir 2 tatlı kaşığı kadar sirke, yani üzüm olabilir, elma olabilir size kalmış. Birazcık da zeytinyağı koyacağız. Pişirmek için de tabii ki bunları kızartmak için de bir sıvı yağım olacak. Ya o da ayarlarsınız tencerenizin, tavanızın derinliğine göre. Ben şöyle başlamak istiyorum. Buğdaylarımı haşlamıştım ama buğdayların patlaması lazım. O yüzden önce buğdayları atayım. Şöyle. Et suyuyla birlikte pişireceğim. Şöyle. Hatta ben etimi de atayım. Et de yavaş pişeceği için buğdayla birlikte bunlar devam etsinler sürecine. Şöyle koyayım. Bir parça su. Suyu dikkatli koyalım. Et de çarpıp dökülebilir çünkü ben daha önce olmuştu. Böyle uygundur. Tuzunu koymuyorum. Sonra koyacağım. Çünkü kemikli et uzun süre pişecek. Yavaş yavaş böyle devam edecek. Kapattım. Buğdaya da et suyunu verelim. Buğdayın da altını açalım. İkisinin de altını açalım arkadaşlar. Buğday nişastasından dolayı patlayacak. Ve böyle kıvamlı bir şey çıkacak ortaya. Ya bu İtalyanların risottosu var ya, tamamen bizim keşkeğin kopyası. Yani bizden çalmışlar, pirinçle yapmışlar. Risotto diye sunmuşlar. Tamamen keşkek bazlı bir yemektir aslında. Böyle koyayım. Suyu daha sonra ilave edebilirim. Şu an size dediğim sudan bir bardak daha az koydum. Onu duruma göre ekleyeceğim. Şunları kenara alayım, şurayı bir rahatlatayım. Ondan sonra bunlar en son. Dilerseniz köpeoğluna başlayalım. Şöyle alalım. Birazcık bu patlıcanları alaca yapacağım. Şöyle. Yani böyle yaparsanız o kabuğunun verdiği acılıktan kurtulursunuz. Şöyle aldım. Şöyle benim doğramak için yanımda şey var. Şöyle koysam iyiydi herhalde. Nasıl yapalım? Bu çok büyük. İkiye bölelim. Buradan da üçe bölelim. Şöyle. Kenarlarını da ayıklayabiliriz. Dediğim gibi patlıcan mevsiminde değilse acı olacaktır. Bunu tuzlu suda bekletebilirsiniz ya da sütte bekletebilirsiniz. Daha da bir değişik lezzet istiyorsanız. Bütün acılığını alacaktır. Süt hatta ekstra bir lezzet de katacaktır. Böyle küp küp doğrarsanız iyi olacak. Ben ama bunlar şu an iyi olduğunu düşünüyorum. Acı olduğunu düşünmüyorum. Bir şey de bekletmeyeceğim. Direkt buraya koyacağım ve kızartmaya geçeceğim. Hatta şöyle yapalım mı? Yağını da koyayım ben bir yandan. O da kızsın. Tamamdır. Diğer patlıcanı da doğrayayım. Yani yarı kalan kısmı daha doğrusu. Şöyle. Bu çok kalın. Böyle bölüyoruz. Her zaman patlıcanı kızarttıktan sonra şöyle elinizin altında ben hazırladım. Bir peçeteli bir tabak olsun. Onu da şöyle kenara alın. Kızarttığınız ürünü içine koyun. Kolaylık olur tabii. Bunları da böyle aldım. Patlıcanları kızartmaya başlayabilirim. Orada biberleri ayıklayayım.
Patlıcanın yağı biraz daha kısın tabii, onu da bekliyoruz bu arada. Şöyle. Bunlar da küp küp olacak. Bunları da küp küp yapacağız. Küp küp olduktan sonra işte yani eşit görünsün istiyorum. Çünkü bunları yoğurtlayacağım. Böyle birbirleri arasında homojen bir karışım olsun istiyorum. Böyle aldım. Tersten yaparsak daha kolay olacaktır. Şu çekirdekleri de atalım. Tersten bakın böyle daha kolay parçalanıyor. Şimdi patlıcan daha zor kızarır. Biber daha kolay kızarır. O yüzden ikisini aynı anda koymayacağım. Ama bunları da bir yandan hazırlıyorum hani elim boş durmasın diye. Bunları hazırlayayım böyle. Bir yandan da kontrol edebilirsiniz. Mesela bunu yapıyorsunuz. Şöyle bakın bir tane üründe yedirin. Bak kızmamış daha. Kontrol edebilirsiniz. Hani ne zaman atacağım, kızartmaya ne zaman başlayacağım bunları düşünüyorsanız bunları böyle kontrolle olabilirsiniz. Şöyle yaptım. Ben bir de tersten yaptım. Sorun değil. Benim bıçağım bayağı keskin. Siz evde böyle yapabilirsiniz. Çok keskin bıçakla çalışmıyorsunuz. Bunları da aldım. Kenara koydum. Şimdi bir yandan da sos yapmaya başlayacağız. Köpeoğlu'nun bir sosu var. Domateslerden oluşan. Şu biberlerimi koyayım. Bir tane patlıcanı yapmayacağım. Yani ben şu an sadece porsiyonluk yaptığım için onu kullanmayacağım ama size tarif verirken bu iki patlıcanı da kullanırsınız. Malzemeler, soslar ona göre. Bunları aldım. Domatesleri yine böyle üstünden alıp kafalarını koparın. Çok üstündeki o ince şeyi de alın, kabuğu da alın. Çünkü orada kabuk çok miktar fazla, eti az. Ondan kurtulun. Ben bunu da altını açıyorum. Açtım. Bir parça zeytinyağım vardı, onu kullanacağım. Şöyle. Yani iki tatlı kaşığı falan. Bunu da aldım. Domatesleri böyle küp küp doğrayın. Domatesleri küp küp doğrayıp sosun içine atacağız. Yani sos olacak tavanın içine atacağız. Çok ısınmasına gerek yok. Zaten yavaş yavaş pişeceği için böyle yapabilirsiniz. Ya kabuklu kullanabilirsiniz, kabuksuz kullanabilirsiniz. Ben yine kabuklu tercih ettim. Kabuğunun da o verdiği rengi seviyorum. Kabuğu ekstra bir renk veriyor. O benim çok hoşuma gidiyor. Böyle böyle. Eğer sirkeyi önceden atarsanız daha hızlı pişecektir. Sirkenin yumuşatma özelliği var, daha hızlı pişirme özelliği var. Ondan sonra bu zor pişen etlerde falan da biz arada sirke koyarız. O şeyini alsın diye. Hatta bildiğim kadarıyla marinasyonda falan da Araplar çok fazla tavuğun içine sirke koyuyorlar. O tavuğun çiğ tadını aldığını düşünüyorlar, çiğ kokusunu. Bu da bir dipnot. Ben sirkemi de şimdiden koyacağım. Sirke de dediğim gibi iki tatlı kaşığı yeterli olacaktır. Bir parça da sarımsak koyalım. İki diş koysak buna yeterli olacaktır. Sarımsağı yine ben bıçakla eziyorum. Kolay olsun. İkisini de ezeyim. Şöyle. Bunları şimdi chop edeceğim. Bu arada patlıcanın yağı kızarmıştır. Ona bakmam lazım. Şöyle bir kontrol edeyim. Evet, fena değil. Patlıcanları atıyorum. Çok soğukken atarsanız yağ çeker. Çok sıcakken koyarsanız da yanar. Böyle biraz bol miktar koyabilirim. Çok da fazla koymayayım. Bunlar bende dursun. Sarımsaklarını çöp edeyim. Sosun. Harika bir köpoğlu. Bilmiyorum köpoğlu sever misiniz ama benim favori lezzetlerimden biri. Özellikle yaz aylarında, Ramazan'da, iftarda muhteşem oluyor.
Şu an yaz değiliz ama havalar ısınacak, yaz gibiyiz. İlkbahardayız ama muhteşem olacak. Böyle koydum. Bıçağımı temizleyeyim. Ne kalmıştı? Biberlerim kaldı. Patlıcanlardan sonra biberleri kızartacağım ama doğradım onları da bir yandan. Çünkü hazır olsun, boştayken zaman kaybetmeyelim. Yine aynı şekilde yapıyorum. Ortadan giriyorum, çekirdeklerini alıyorum. Böyle ayıkladım. Yine aynı şekilde devam edeceğim. Çekirdeklerini çıkarıyorum. Bu biberden de harika turşu olurmuş. Ben çok severim acı biber turşusu. Bunları böyle doğruyorum, sirkeli falan. Limonlu, limonun kabuğunu da koyuyorum. Bekletiyorum, harika turşular çıkıyor. Belki onu da bir gün tarifini veririm. Bunları da böyle rastgele doğruyorum. Yani çok küp olmaz, zayiat olur. Böyle rastgele doğruyorum o yüzden. Ama yine aşağı yukarı kırmızılarla eşit boylarda olmaya çalıştım. Tamam, şunu koyalım. Sosumuzu karıştırıyoruz. Etimize bakalım ne halinde. Yani yavaş yavaş kaynıyor işte. Çok su koymadım. Çok su koyarsam sulanacak ve gereksiz bir su ortaya çıkacak. O yüzden böyle üstünü kapattım. Yavaş yavaş pişiyor buradan. Keşkeğimi de karıştırdım. Patlıcanlar kızarıyor. Patlıcanlar kızarıyor. Sosum pişiyor. Ürünlerim pişmeye devam ediyor. Et ve buğday için benim biraz daha süreye ihtiyacım var. Dilerseniz bir 20 dakika sonra görüşelim. Ben de bir ortalığı toplayayım. Size daha iyi böyle yorumlar yapayım, yemekleri anlatayım. Bu arada sosum da oldu. Böyle ufak ufak onu eziyorum. Bu yoğurdun üstünde hafif bir doku olsun istiyorum çünkü. Şöyle şöyle. Bence bu gayet güzel oldu. Bunu hatta kapatıp kenara alabilirim ben. Şöyle. Soğusun. Ha, arkaya alayım. Arkada soğusun. Şimdi bir buğdayımıza bakalım. Oh! Harika. Buğdaylar bakın patlıyor. Çok az kaldı. Çok az süresi kaldı. Patlamak üzere. Belki siz bunu düdükle yapabilirsiniz. Çünkü bu aslında orijinalde döverek yapılır böyle. Ama ben bunu burada bu şekilde yapıyorum. Hatta blender'da vurabilirsiniz. Yani siz nasıl istiyorsanız. Şöyle kapattım. Oh, patlıcanlarım da harika olmuş. Bakın renge bakın. Of 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 of. Şöyle süzdüm. İyicene süzüyorum. Valla muhteşem duruyor yani. Ben de böyle kapıldım kaldım içine bakarken. Renkler muhteşem oldu. Yani önce insan gözüyle yemeye başlıyor. Renkler gerçekten çok önemli. Şöyle koydum. Şimdi biberlerimi atıyorum. Altını zaten açıktı. Bunların hepsini atabilirim. Biberler kızarır. Zaten ufak ufak hepsi. Köp olduğunda bunu da karıştırırım. Şöyle kenara alayım. Ufak ufak kızaracak. Şimdi ne demiştik? Mesela ben patlıcanı önceden tuzlayıp atsaydım oraya patlıcan sulanacaktı ve yağ fışkırtacaktı bana. Ben böyle çıktıktan sonra hemen bir parça böyle tuz ezdirdim üstüne. Böyle güzel olacaktır. Etimize bakalım. Dediğim gibi eti de evde düdüklü kullanıyorsanız düdüklü de yapabilirsiniz. Daha hızlı olur. Ben burada böyle yapıyorum. Yavaş yavaş pişsin istiyorum. Şöyle üstünü kapatıyorum. Şimdi dilerseniz sarımsaklı yoğurda geçelim. Yoğurdumu alayım. Sarımsağımı alayım. Şundan bir şöyle kurtulayım yanıma alacağım. Orada biberlerim pişiyor. Kaç diş yeter? Yani size göre değişir bu. Ben 2 diş kullanacağım. Böyle bol bol iftarda sarımsaklı bir yoğurt çekti canım. Oruçluyken insanın canı her şeyi çekiyor. Şöyle yapalım. Yine bıçak darbeleriyle parçalayacağım. Yine siz bunu sıkma, o aparatı var ya, sarımsak sıkma, onunla yapabilirsiniz. Bende böyle hastalık var. Her şeye bıçak değecek. Şöyle aldık. Ya iyicene çop edelim. Hani şu, biliyorsunuz artık bunu. Şöyle çop edeceğiz. Tık 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 tık. Hatta şöyle bir parça ezebiliriz. Şöyle güzel oldu.
Yani siz benim gibi uğraşmak zorunda değilsiniz dediğim gibi tekrar. Ne yapalım şimdi bunu böyle? Yeterlidir bu. Kasemi alayım. Bir tane kaşık alayım. Şu şeyleri atayım üstünden. Burada kalanları da şöyle alayım. Şimdi yoğurdun hepsini kullanalım bence. Ne kadar ürün var? Evet. Patlıcanı ben biraz tariflerini az yaptım. O yüzden birazcık daha yoğurdu az kullanacağım. Şu yeterlidir herhalde. Aynen. Bunu da arkaya alayım. Bu da şey yapmasın. Patlıcanları içine atıyorum. Hop. Ne kaldı? Biberler kaldı. Biberlere geçelim. Bakalım pişmiş mi? Gayet pişmiş. Şöyle görüyorsunuz o pişmiş rengini. Çok böyle renk almasına gerek yok. Zaten pişse yeterli. Patlıcan yeterince renkli. Şöyle alıyorum. Yağını süze süze. Yine çıkardıktan sonra bir parça tuz atacağım bunlara da. Burası yine püf noktalardan biri. Şöyle hepsini almaya çalışayım. Alamadım. Altını kapatayım hatta. Enerji tasarrufu yapalım. Biliyorsunuz gaz, benzin, petrol hepsi bitiyor dünyada. Bunları kurtaralım. Son kalan parçaları da temizledikten sonra... Gelmek istemiyor böyle balık tutmak gibi oldu bunlar. Şimdi hepsini aldım. Bununla işim bitti. Buğdayım, etim bu arada kaynıyor. Buğdayım patlıyor, etim de böyle pişiyor. Onları en son değineceğim. Direkt bunları böyle koyuyorum içine. Uğraşma. Oh. Şu kalan parçaları da alalım. Bunu da arkaya aldım. Böyle karıştırıyorum. Bir parça tuz demiştim. Atayım. Şöyle. Bunları böyle iyice homojen olacak şekilde karıştırdım. Zaten rengin güzelliğini görüyorsunuzdur. Yani bu lezzetin rengi işte. Her renk var içinde. Bir yemeğin güzel böyle albenili olması için en az içinde 3 renk olması lazım. O 3 rengi göz görecek ki ona ikna olacak. Yemeğin lezzetli olduğunu böyle anlamaya başlayacağız. Köpeoğlu'nun bu iç kısmını hazırladım. Sosunu da zaten hazırlamıştım. Etim, buğdayım pişiyor. Dilerseniz sunumda görüşelim. Evet, sunum bitti. 2 tane tabak önümde duruyor. Harika kokular. Ama keşke böyle ufak bir dokunuş yapmak istiyorum sizin önünüzde. Şunu altını son bir açayım. Evet. O kırmızı biberimiz vardı ya, biraz da tereyağı. Bakın şimdi. Şöyle hafif bir hilal oluşturdum. Bence çok güzel durdu. Ne yaptık bugün? Keşkek yaptık. Düğün yemeği. Harika kuzu eti. Buğday böyle iç içe geçmiş mükemmel bir lezzet. Yanında da böyle bir köpeoğlu. Hem ferahlatıcı hem o keşke yanında bir yoğurt lazımdır. Ona böyle dengeleyici bir ürün oldu. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ben buradayım. Neredeyim? Çekmeköy Web TV'de. Her gün yeni bir tarifle Ramazan boyunca sizinleyim. Yarın bekleniyorsunuz.